bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatan. Binlerce yıldır yaşadığımız bu coğrafyada nice savaşlar, nice afetler, nice yıkımlar yaşadık. Ve her defasında vatanımıza sahip çıktık. İcan eyle ya Rabbi. Hainlerin karşısına dikilen, tankların altında ezilen ve silahların karşısında ülkemizin bağımsızlığını, hürriyetini savunan ve bu uğurda şehit olan şu anda anıtta ismi bulunan 250 şehidimizi ve bir cümle şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, yine aynı hedefle, aynı amaçla vatanını savunmak uğruna hainlerin karşısına çıkan ve yaralanan gazilerimize de acil şifalar lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, vatanına ihanet eden, memleketine, vatandaşına kurşun sıkan hainleri kahru perişan eyle ya Rabbi. Birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi, bu güzel vatanımızı içten ve dıştan gelebilecek her türlü fitneden, fesattan, bela ve musibetten muhafaza eyle. Bizlere kardeşçe yaşamayı nasip eyle. Her türlü kötülüklerden cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in yaktığı bağımsızlık ateşinin özgürlük mücadelemizin son halkası olduğunu düşündük. Aradan geçen yaklaşık 100 yıla rağmen barış içinde yaşadığımız ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi hiç beklemediğimiz bir yerden hain bir saldırıya maruz kaldık. Çatma! Kurban olayım kendine! Nasıl bir an? Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet fırtına? Sana olmazdı filan bandırımız sonra filan. Hakkıdır, hakkı tapan milletimin istiklal. Mahallene yok biraz. Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatun'u, Maraşlı Sütçü İmam'ı, İzmir'i işgal eden Yunanlılara ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'i çıkaran bu bereketli topraklar, 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halis Demir'i, henüz 15'inde olan Halil İbrahim Yıldırım'ı, Engin Tilbaç'ı bağrından çıkardı. Gidiyor mu şu anda? Evet efendim. Milli birlikle beraber bir yürüyüşümüz ve 4 Eylül partisinden 15 Temmuz partisinden buraya kadar geldik. Aynı. Beni görmedi, göremedi, kendisi yapamadı. O sene bu şey yaptıydı. Oturmuyor.
Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatun'u, Maraşlı Sütçü İmam'ı, İzmir'i işgal eden Yunanlılara ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'i çıkaran bu bereketli topraklar, 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halis Demir'i, henüz 15'inde olan Halil İbrahim Yıldırım'ı, Engin Tilbaç'ı bağrından çıkardı. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Akşamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir büyüklükte hain bir saldırıya maruz kaldı. Düşmanın harp sahasında bile yapmadığı, yapamadığı alçaklığı bu asker görünümlü 3-5 haramzade aziz milletimize reva gördü. O gece umutlarımıza, hayallerimize, özgürlüğümüze pranga vurulmak istendi. Milletimiz o gece ayağa kalkarak sokağa çıktı ve sinsi duvarları, surları yıktı, geçti. İnanan, savunan bir halkın önünde hangi güç durabilirdi ki? Ankara'da bir köylü, Erzurum'da bir delikanlı, torunlarının büyümesini bekleyen dedeler, hayata annesinin eteğine sımsıkı sarılarak tutunmaya çalışan çocuklar, hepsi sokaklarda, meydanlarda, gücü zulme alet edenlerin karşısına bir bayrak gibi dikildi. 15 Temmuz akşamında yüreklerinin tam ortasına dayanan namlulara imanıyla karşı çıktı. Kimisi şehrin herhangi bir yerinde bir namlunun ucunda gençliğini bıraktı, kimisi arkasında gözü yaşlı ama mağrur bir eş, bir baba ve bir çocuk. Kimisi hayatının her dakikasını birlikte geçirdiği kardeşiyle birlikte şehadet şerbetini içti. Türkiye'yi parçalayacaklarını, devleti teslim alabileceklerini sanarak 15 Temmuz gecesi harekete geçen hainler, ertesi gün akşam olmadan milletimiz tarafından hüsrana uğratıldılar. Şu anda da adaletimiz karşısında hesap veriyorlar. Artık Türkiye yeni bir döneme girmiştir. Bu güzel ülke artık 15 Temmuz öncesinden daha güçlüdür. Şairin dediği gibi, tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır, külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. 15 Temmuz ruhunu tekrar yaşamak ve yaşatmak için, birlik ve beraberliğimizi dosta düşmana göstermek için, şehitlerimiz için duaya, istiklalimiz için nöbete duruyoruz. Buradan tüm hemşerilerimi 15 Temmuz günü saat 20.15'te 15 Temmuz Şehitler Parkımızın
açılış törenine, ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz programlarımıza, Aykut Kuşkaya konserine ve demokrasimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Benim milletim yüce bir millet. Çok aziz bir millet. Çok kararlı bir millet. Ve hani o çılgın Türkler diyorlar ya, işte o millet. 15 Temmuz Türk milletinin ikinci bir kurtuluş savaşıdır. Bunu böyle bilelim. Ben çok görmezsem olmuyor.